Yol hikayesi Bamteli'nden bir kez daha merhaba. Biliyor musunuz? Yol hikayesi Bamteli bugün 17 yaşında. Bundan 17 yıl önce Kasım ayının ortalarını yeni geçmiştik ki sizlere merhaba dedik. 2 milyon 168 bin kilometre yaptık o günden bu yana. Anlattıklarımız bazen çözüm buldu, bazen bulmadı. Ama biz görünmeyeni görmeye, anlatılmayanı anlatmaya çalıştık. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Çokça dostlarımız oldu. Hatta bunu şöyle bir sözle ifade etmiştik. Yollar kilometre taşlarıyla değil, dostlarla aşılıyor. Evet, 17. yıl kutlaması için mutlaka bir şeyler yapacağız programın ikinci bölümünde. Ama bu 17 yıl boyunca yine bilirsiniz ki öğretmenler gününü hiçbir zaman atlamadı yol hikayesi Bamteli. İşte bu yıl 24 Kasım biraz buruk geçti. Hem depremde kaybettiğimiz öğretmenler hem de ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarıyla girdik bu haftaya. Ataması yapılmayan öğretmenler sokaklardaydılar, sosyal medyadaydılar ama çözüm bulamadılar. 24 Kasım'da bir müjde beklediler ama olmadı. Bize düşen de onların öykülerini anlatmak oldu elbette. Ne vakit mikrofon uzatsak çocuklarımıza ve sorsak ne olmak istiyorsun? İlk yanıtlarından biridir: öğretmen. Aile dışından gelen ilk sestir bize bir şeyler öğreten. Bizi ilk defa birey yerine koyan öğretmenler olduğundan ona hayranlıktır ilk duyulan. Evde en çok konuşulan yabancı odur. Çünkü aileler bilirler ki geleceğini çocuklarının bölüşmüşlerdir öğretmenle. Bu yüzden iyi yetişmeleri ve örnek insan olmaları beklenir onlardan. Doğrusu da budur. Bu aşk çocuk yaşta başlar ve birçoğunda meslek aşkına dönüşür. Aynı yasalara tabi olmalarına karşın onlardan ayrı bahsedilir. Bir başka memurun ikinci iş yapması haber olmaz da, çoğu kez öğretmenin yapması şartlarının kötülüğünden öte toplumun çocuklarını emanet ettiği kişiye yakıştırmamasındandır. Bu yüzden limon satan, çaycılık yapan öğretmen hikayeleri ayrı bir anlam taşır. Ve hükümetler bu işten hiç hoşlanmazlar. Çünkü öğretmenini kötü koşullarda yaşatan yönetim olmak istemezler. Eskiden öğretmenler ekonomik ve sosyal hakları için örgütlenmek ister, bu hakları için eylem yaparlardı. Şimdi ise öğretmenler öğretmen olmak için savaşıyorlar. Aylardır gerek sokaklarda, gerekse yazılı ve görsel medyada yeterince yer alamadıkları için çoğunlukla sosyal medyada feryat ediyorlar. Nasıl etmesinler? Bir önceki Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 55 bin öğretmen atayacağız demiş ve ümitlendirmiş de onları. Çoğu KPSS'de aldıkları sonuçlara güveniyordu. Yeniden dershanelere gittiler, evlerine kapandılar, ders çalıştılar. Sonunda hayal ettikleri mesleğe kavuşacaklardı. Ama öyle olmadı. Genel seçimler sonrası Milli Eğitim Bakanı değişti. Ve Ömer Dinçer Milli Eğitim Bakanı oldu. Öğretmenler rahattı. Çünkü en azından KPSS'ye hazırlanırken öğrenmişlerdi ki devlette devamlılık esastır. Sadece 11 bin öğretmen atandığı güne kadar da umut duydular. Ama o gün yıkıldılar. Buldukları her platformda dertlerini anlatmaya başladılar. Tüm eylemlerinde üstüne basa basa söyledikleri bir şey dikkatleri çekti. Hiçbir siyasi görüşe dahil değiliz. Sadece öğretmen olmak istiyoruz. Haklıydılar. Çünkü hak arayanların başka başka nitelendirilmesi uzak bir varsayım değildi. İşte bu öğretmenler haftasının atanması yapılmayan öğretmenlere bir armağan olmasını bekledik. O da olmadı. Biz de üzerimize düşeni yapıp bir kez de onların öykülerine yer verelim istedik.
Ama bu kararı vermemizde etkili olan Ankara Bakanlıklar'da iş ararken rastladığımız Cengiz öğretmendi. Eşi de ataması yapılmamış bir öğretmen olan Cengiz Olhan, geldiği noktayı ve 3 yaşındaki oğlu Deniz'in geleceğine ilişkin kaygılarını anlatırken duyarsız kalmak olanaksızdı. Öğretmenim, yani bazılarına göre adayım belki, bazılarına göre atanamamışım ama öğretmenim. Öğretmenim ben. Şimdi burada eylemler de yaptınız, onun için mi geldin? Asıl amaç o değildi belki ama artık son çareydi, son umuttu benim için. Ankara'ya evet sesimizi duyurmak için geldim. Artık son çareydi. Ben eylemci değilim, öğretmenim. Birileri artık görmüyor, görsünler istiyoruz. Sesimizi duyurmak için geldik. Bunun yanında tabii ki son çare iş aramak için geldim. İş arıyoruz şimdi. Evet. Evlisin. Evliyim. Evliyim. Bir de çocuğum var 3 yaşında. Allah bağışlasın. Şu anda hakikaten çok zor şartlarda yaşamaya çalışıyoruz. Yaşıyoruz demiyorum ben buna. Yaşamaya çalışıyoruz. Çocuğumun geleceğini düşünüyorum. Şu an bazı sağlık problemleri var. Onları düşünüyorum. Ve hiçbirine yetişemiyorum. Bir baba olarak hakikaten kendimi yetersiz hissediyorum. Kendimi hakikaten çok aciz hissediyorum. Bir baba bu olmamalı. Beklediler, olmadı. Bağırdılar, duyuramadılar seslerini. Yazmak çizmek de zaten anlamsız hale geldi. Cengiz öğretmenin bu sözleri ateşten bir gömlek gibi yapıştı birden bedenimize. Sıradan bir haber değil onlarınki. Her satırda bir dram, her sözlerinden bir öykü yazabilir insan. Tekerlek ters dönmeye büyük umutlarla girdiği Fen Edebiyat Fakültesi'nde okurken öğretmenlik haklarının geri alınması ile başlamış. Ama bu onu yıldırmamış. 2002 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü. Peşinden 2006 yılında yine 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerini bitirdim. Niye gerek duydun ikinci fakülteye? İkinciye şundan dolayı gerek duydum. Biz üniversiteye ilk girdiğimiz yıllarda 1997 Fen Edebiyat Fakültelerinde formasyon vardı. Biraz daha öncesine gideyim. Ben Anadolu Öğretmen Lisesi mezunuyum. Yani öğretmen olmak için yola çıktım. Fen Edebiyat Fakültesinden çıkanlar da öğretmen olabiliyordu o yıllarda. Biraz da fiziğe karşı ilgim vardı. Fizik bölümüne yerleştim. Sene 1998 Fen Edebiyat Fakültelerinde formasyonlar kaldırıldı. Öğretmenlik hakları ellerinden alındı. Tabii kazanılmış haklar korunur ilkesine aykırı bir durumdu. Çok sesimizi çıkaramadık. Hiçbir şekilde herhangi bir kazanım elde edemedik. O bittikten sonra bir süre bakındım etrafıma, hiçbir şey yapamadım. Bir Fen Edebiyat Fakültesi mezunu, bilim adamı ama bilim adamının Türkiye'de ne işi var? Yani açıkçası birazcık öyle. Daha sonra kendi alanıma, fizik bölümüne daha yakın olduğundan dolayı fen bilgisi öğretmen olmak için. Evet, öğretmen olmak için. Belki işte fark derslerden dolayı biraz daha kolay biter, erken biter. Hayata daha erken atılırım düşüncesiyle fen bilgisi öğretmenliği okudum. Ve bunları yaparken hem çalıştım hem okudum. Kendi giderlerimi tamamen kendim karşıladım. Yeri geldi hamallık yaptım, yeri geldi garsonluk yaptım. Son yıllarda özel ders vermeye başladım. Bu şekilde tırnaklarımla kazıya kazıya okulumu bitirdim. Eğitim fakültesi bittikten sonra malum KPSS. Bir taraftan geçinmeye çalışıp bir taraftan KPSS'ye hazırlanmak hakikaten zor. Hakikaten çok zor. Yine KPSS'nin içeriğiyle ilgili sıkıntılarımız var. Ben fizikçiyim, ben fenciyim. Ben tarihçi, coğrafyacı veya anayasacı değilim. Ben bugünden itibaren bir yıl boyunca tarih çalışsam alacağım not 30'dur. Dolayısıyla benim böylesi bir sınavdan bir fen bilgisi öğretmeni olarak, sınıfta fen bilgisi anlatacak bir öğretmen olarak aslında yapabileceğim çok bir şey yok. Bunun yanında bir de malumunuzdur KPSS'de soruların çalınması, servis edilmesi, birinci oturumun kabul edilip ikinci oturumun geçersiz sayılması, ikinci oturumun tekrarlanması. Zaten benim sıkıntım birinci oturumdaydı. Benim sıkıntım tarihteydi, coğrafyadaydı.
Yani birileri maalesef haksız bir şekilde önümüze geçtiler. Bu yıllardır süre gelen bir şeydi, bildiğimiz bir şeydi. Fakat ilk defa deşifre edildi, ilk defa ortaya çıktı. Bunun yanında bir de ikinci üniversitemi okurken 92 puan almıştım KPSS'den. O puanla öğretmen olmak amacıyla değil, diğer kadrolar için müracaat ettiğimde maalesef tercihlerimizi internet yoluyla yaptığımızdan dolayı birazcık da onun sıkıntısını yaşadık. Aynı kadroya 76 puanla bir başkasının atandığını fark ettim. 92 puanla benim tercih ettiğim yere 76 puanla bir başkasının atandığını fark ettim. Fakat tamamen sanal ortamda tercihler kabul edildiğinden dolayı hiçbir şekilde ispatlayamadım. Anlattıkları sadece ataması yapılmayan öğretmenler için değil, KPSS'ye girmek zorunda olan herkesin yaşadığı sorunlar. Fakat görünen ve yaratılan yapay gündem yaşamın gerçeklerini gölgeliyor. Bunu fark ediyoruz sözlerinden. Ben bu sınava 7 yıldır giriyorum. 7 yıldır giriyorum. Okulum bittikten sonra Amasya'da evlendim. Eşim Amasyalıdır. İlk üniversitemde tanışmıştım. Kendisi de resim öğretmeni. Onun da ataması yapıldı maalesef. Dışarıda insanlar artık bize acıyarak, belki aşağılayarak bakıyor. Çünkü yine mi atanamadım? O kadar öğretmen alındı. Bu sorularla herkes bu sorularla yaklaşıyor. Hakikaten çok zor bir durum. Eşim ataması yapılmamış durumda. Özel kurumlarda belli bir süre çalıştık. Maaşlarımızı alamadık. Sabah 8, akşam 9, haftanın 6 günü çalıştık. Maaşlarımızı alamadık. Hem emeğimizi verdik hem karşılığını alamadık. Bir de çocuğumuz var 3 yaşında. Maalesef hem her şeyden öte biz onun için varız. Evlenirken, çocuk yaparken bir umudun var mıydı? Vardı, vardı evet. Yani bir de şöyle bir durum var. Evlenirken bir umut vardı. Hani tam o dönemde işte çok daha çok sayıda öğretmen alınacak gibi bir takım söylentiler yayıldı etrafa. Artı kendime güveniyordum. Yani ben yaparım diyordum. Ben iyi bir öğretmenim diyordum. Hakikaten iyi bir öğretmenim. Ben son 2 yıl içerisinde 4 tane Türkiye birincisi çıkardım. Benim yetiştirdiğim çocuklardan 500 tam puan alan çocuklarım oldu. İyi bir öğretmenim. Ama maalesef mevcut alım stratejisiyle, mevcut kriterlerle ben iyi bir öğretmen değilim demek ki. Hani herkesi öğretmen olarak almak zorunda değiliz. Başka bir iş yapsınlar söylemleri var ya, bunu söyleyenler sokağa çıkıp bakmıyorlar herhalde. Deniyor gençler. Ne iş olsa yaparım noktasına çoktan gelmişler. Yapıyorlar ama paralarını bile alamıyorlar. Ya da 300-500 liraya dershanelerin kendilerini sömürmesine izin vermek zorunda kalıyorlar. Bundan 10 gün önce bir gıda deposunda depo sorumlusu olarak, depocu olarak işe başladım ama ben işi bilmiyorum, ben depocu değilim. Dediğim gibi depoculuğun ne olduğunu da bilmiyorum. Fakat 10 gün kadar çalıştım. 10 gün boyunca tırnak içinde söylüyorum, hamallık yaptım. Aşağı yukarı 20 tır gıda taşıdım. Ve süre sonunda benim bu işi yapamayacağım. Yani hakikaten yorucu ve çok ağır bir iş. Anlaştığım rakam da 700 liraydı. Ve ben yapamayacağımı söyledim. Yerime bir başkasını ayarlayın. Ben ayrılacağım, kendi işimi yapmak istiyorum şeklinde söyledim. Hesabımı kesin dedim. Biz sizi denedik dediler. Yani 10 gün boyunca 20 tır malı taşıdım, hamallık yaptım. Ve arkamı döndüm. Böyle 5 kuruş para almadan geri döndüm. Ya bu tip maalesef düştüğünüz zaman kimsenin umurunda değilsiniz. Hiç kimsenin umurunda değilsiniz. Devlet 300 liraya 500 liraya ücretli öğretmen çalıştırırken özel sektörün 300 liraya 500 liraya çalıştırmasını çok yadırgamamak lazım. İnsanların emeğini hiçe saymasını çok yadırgamamak lazım. Sizin eğitim durumunuzun, sizin niteliklerinizin önemsenmediği bir ortamda, devlet tarafından önemsenmediği bir ortamda özel sektörün önemsemesini beklememek lazım diye düşünüyorum artık. Sosyal bir devlet kendi nitelikli bireylerine sahip çıkmak zorunda. Bir ülkenin gençleri kendilerini böylesine hiç hissetmemeli. Ankara'ya ilk geldim açıkçası burada
özel dershanelerde ve okullarda çalışan arkadaşlarım vardı. Onları referansıyla birkaç yere gittim. Sonrasında rastgele kapılar çalmaya başladım. Yine ben öğretmenim diyorum ya, ben eğitimciyim. Evet, hayatımı kazanmak istiyorum ama sınıfımda çocuklarıma ders anlatarak hayatımı kazanmak istiyorum. Eşi Demet öğretmen ve oğlu Deniz o iş ararken bir arkadaşlarının evinde kalıyor. Bu mağduriyetten en çok etkilenen de şu an farkında olmasa da küçük Deniz olsa gerek. 7 yıldır atanamıyorum ben. Resim öğretmenliği mezunuyum. 3 yıl ücretli çalıştım. 3 yıl özel bir kolejde çalıştım. Ama her iki kurumda da mağdur edildim. Yani 40 günlüktü Deniz ben bıraktığımda. Annem baktı. 40 günlükken bıraktığım halde çocuğumu sabah 5'ten 8'e kadar çalıştım ve aldığım ücret 350 milyondu. 350 liraya. 350 liraya. Yani sigortam 12 gün yatıyordu. Tam sigortam yoktu. Çok mücadele ettik. Hala mücadeleye devam ediyoruz. Her şey Deniz için aslında. Yani ben artık bir vatandaş olarak değil, bir öğretmen olarak değil, yetişkin bir birey olarak değil, bir anne olarak evladının karnını doyurmaya çalışan bir anne olarak yalvarmam gerekiyorsa da yalvarırım yani. Artık bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğini düşünüyorum. Sadece biz değiliz. Yani bu kadar mağdur olan sadece biz değiliz. 300 bine yakın öğretmen şu anda açıkta. Ama bu 300 bin değil. Bu insanların ailesi var. Annesi, babası, evli olanların evlatları var. Daha öncesinde KPSS sınavına girerken İlk yıllarda biz tek başımıza giriyorduk sınava. Ama şimdi çocuklarımız da bizimle beraber geliyor. Deniz ilk sınavına ben hamileyken, 9 aylıkken girdi. İlk sınavını verdi yani. Ama aslında veremedi. Maalesef mağduruz. Yani artık sözün bittiği yer aslında şu nokta. Ya 34 yaşındayım ve hala birilerinin eline bakmak konumunda olmak gerçekten beni çok yıpratıyor. Yani öncesinde 34 yaşında olan bir birey annesine babasına bakacak konumdayken şu anda anne babamız bize bakmak zorunda. Bir evladımız var. Her şey onun için. İşte başka iş yapsınlar dediğiniz insanlar bunlar. Devletin ücretli öğretmenlere çalıştığı gün kadar sigorta yatırmasıysa daha garip geldi bize. Mevsimlik işçiler gibi yani. Sadece öğretmenlik değil, artık iş aradık. İş bulma kurumundan başvurduk. Ama orada üniversite mezunu olarak geçtiğimiz için sadece üniversite mezunu olan işlere yönlendirdik. Gittik iş bulma kurumuna. Dedik hangi iş olursa olsun yaparız. Ama bulunduğumuz il küçük bir il Amasya. İş potansiyeli çok az. O yüzden bir türlü iş bulamadık yani. Yapacağımız işlerde kalifiye eleman arıyorlar. Yani daha önce bu anlamda iş tecrübeniz var mı diyorlar ama biz öğretmeniz. Biz insan yetiştireceğiz. Ve en verimli çağımızda maalesef işsiziz. İşsiziz yani. Benim çocuğum diyor, anneciğim atanın bana işte para kazanın, oyuncak alın bana. Bir yere gittiğimizde istiyor bir şeyler. Çocuk yani istiyor. Ama her defasında Allah'tan anlayışlı bir çocuğum var benim. Tamam anneciğim bu pahalıysa alamayabiliriz diyebiliyor ama çocuk nihayetinde. Deniz'in gözlerinde bir benim gibi o da gözlüklü olmuş. Aha, evet, bir sorunumuz var bizim. Sağ gözünde kayma problemimiz var. Tedavisini halledebiliyor musun? Tedavisini maalesef Haziran'da kontrole gitmemiz gerekiyordu. Bir de böyle bir sorunumuz var. Bizim sosyal güvencemiz yok. Yani 12 gün yatırılan bir sigorta primiyle maalesef olmuyor yani. Ben şimdi çocuğu her şeyi geçtim yani. Ben aç kalabilirim. Yani bir kuru ekmeğe talim edebilirim. Ama çocuğumuz sağlığı var şu noktada. Onun kontrole götürmem gerekiyor. İleride çok büyük problemler yaşamaması için. Ama götüremiyorum. Toplumun her kesimi yabancılaşmışken birbirine, benim sorunum değil esas olmuşken, bu öykülerden ne çıkar bilemiyorum. Ama bildiğimiz tek gerçek,
tüm ebeveynler çocukları için çalışırlar. Tüm güçlükleri onlar için katlanırlar. İki göz gece konduda inşaat işçiliği yaparak o da bulabilirse çocuklarını okutup büyüten satı öğretmenin babası da şaşkın bu işe. Ne iş yapıyorsun, ne yapıyorsun? İnşaat işçisiyim. Şimdi şu anda inşaat sezonu bittiği için boştayız. Peki sezonda ne kazanıyorsun? Aşağı yukarıda ne kadar süre yiyebiliyorsun bunu? Hocam ha deyince iş bulamıyoruz. İş bulsak para alamıyoruz. Bizim sorunlarımız çok zor. Hep böyle mi geçti yaşam? Hep böyle geçti yaşımız. Mesela ben çok şirketlerde çalıştım. 7 ay, 7,5 ay çalıştığım şirketlerde 7 günlük sigortam çıkıyor. Kader değişmiyor yani. Kızı Satı da ücretli öğretmenlik yapıyor. Onun da sigortası farklı değil babasından. Ücretli öğretmenlik yapıyorum. Okula gittiğimiz günler sigortamız yatıyor. Ben 22 saat derse giriyorum. Diğer meslektaşlarım normalde şöyledir prosedür. 15 saat zorunlu hizmettir. Ondan sonrası verdiğiniz ders ek ders ücrettir. Ancak ben 22 saat derse giriyorum ve girdiğim ders karşılığında aldığım aylık 600 lira. Bu şeyi anlamadım. Gittiğin gün sigortalanıyorsun evet, ya. Evet, gittiğimiz gün sigortamız yatıyor, gitmediğimiz gün sigortamız yok. Yani benim bir ayda en fazla 17-18 gün sigortam yatıyor. Mevsimlik işçi gibisiniz. Mevsimlik işçiden hiçbir farkımız yok hakikaten. Kızlar üzülür diye çok belli etmiyorlar ama anne babanın beklentisi daha büyük çocuklarından. Tek tabanca mı çalışıyorsun? Hanım çalışmıyor. Yok, tek ben çalışıyorum. Vallahi sana bravo. İki çocuk var. İki çocuk var. Ellerimizden öper. İşte kızı okuttuk. Giden sene bitirdi. Öğretmenlik atanması için çok çabalıyoruz bilmiyorum. Geleceğimiz bu çocuklarımız bizim. Peki ataması yapılmayınca ne düşündün? Ne yaptın bu kadar emek? Hocam ataması yapılmayınca geleceğimiz çok zor. Çocukların da zor, benim de zor. Mesela ben bunlara okutacağım diye o kadar elime geçeni kendi sigortamı yatıramadım. Bunlar çocuklar mağdur olmasın, bunlar okusun diye. Şimdi öğretmenliği atansa, başka yere gitse ne olacak? Yine sizden uzak kalacak, belki yine desteği olamayacak. Ya, kalırsa hocam en beriden benim sigortamı yatırabilir. Hiç olmazsa diyorsun. Hiç olmazsa. Ne kadar sigortam var şimdi? Vallahi 1380 gün çıkıyor. 1380 gün? 1380 gün çıkıyor. Kaç yıldır çalışıyorsun? 2'de başlangıcım var, sigorta başlangıcım. ASES 80'de başlangıcım vardı. 2 yıllık çıraklık sigortası olarak saydılar. Onu 2 yıllık saymıyoruz dediler. Tamam dedik. 82'de başlangıcım var. 82'den bu yana 1280 gün çıkıyor. Belki de bu beklentiyi ilk kez duyuyor Satı babasından bizle konuşurken. Öfkesi giderek büyüyor. Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin devletten alacaklı, aileye borçlu kalması belki zor geliyor onlara. Eğitim fakültesine giren insanların amacı bellidir. Öğretmen olmak amacıyla girerler ve oradan çıktıktan sonra farklı branşa yönlenmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Herkes yetenekleri doğrultusunda başka mesleklere yönelsin diye. O zaman neden bu kadar insanı mağdur edeceksiniz? Almayın, baştan almayın. İnsanlar da kendi kabiliyetleri doğrultusunda en başta 4 yılını kaybetmeden başka branşlara yönelsinler. Öğretmenliği niye seçtin? Yani daha hani garanti meslek öğretmen ataması olur diye mi seçtin yoksa gerçekten böyle bir idealin mi vardı? Öyle bir idealim vardı. Oturduğumuz koşullar belli zaten. Öğretmenlerimin benim üzerimde çok büyük emeği vardı ve benim idollerim hep öğretmenler oldu. O insanlar benim hayatımı değiştirdi. Ben de bazı insanların hayatını değiştirmek amacıyla kesinlikle öğretmen olmak istiyorum. Yüzlerine söylenmese bile ailelerine karşı eziliyor gençler. Yaşadığımız şartlar belli zaten. Gecekonduda oturuyorum. Sobalı bir evimiz var. Babam inşaat işçisi, annem ev hanımı. Babam bizi okutabilmek için kendi sigortasını dahi yatırmamış bir insandır. Ve bizim okula dair isteklerimizde bir dediğimizi iki etmedi. Ancak özel hayatımıza dair pek çok şeyi ötelemek zorunda kaldık. Çok zor koşullarda okuduk ve geldiğimiz noktada emeğimizin karşılığını alamamak hakikaten çok üzücü bir durum. Konu yeniden ücretli öğretmene gelmişken, madem öğretmen ihtiyacı var, neden yapılmıyor atamalar? Devlet ucuz iş gücü çalıştırarak özel sektör mantığıyla mı yaklaşıyor eğitime? Öğretmene ihtiyaç var. Hatta bakanın kendi açıklaması Türkiye genelinde 70 bin ve 80 bin arasında ücretli öğretmen çalıştırıyor. Bu da demektir ki kesinlikle Türkiye'de öğretmen açığı var. Ama bizi çalıştırmak daha makul geliyor. Atama yapmak işlerine gelmiyor sanırım. O yüzden de ücretli öğretmeni yeğliyorlar. Yok demek ki devlette. Valla başka şeylere buluyorlar. Eğitime ayrılmıyor bütçe. Ben böyle düşünüyorum. Peki ücretli öğretmenlik nasıl oluyor? Yani gidip baş mı vuruyorsunuz? Öğretmenlerden atıyorlar mı? Çünkü başka mesleklerden de varmış ücretli. Başka mesleklerden de var. Ne yazık ki var. Hatta burada velilere de çok iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü ben pedagojik eğitim aldım. Ama pedagojik formasyonu olmayan
binlerce kişi şu an öğretmenlik yapıyor. Lisans mezunu bırakın, lise mezunları dahi artık ücretli öğretmenlik yapabilir duruma geldi. Yani bakan çıkıp şu açıklamayı yapıyorsa nitelikli öğretmen, nitelikli öğretmen lise mezunu demek değildir. Nitelikli öğretmen pedagojik eğitimini almış insan demektir. Sonrasında ücretli öğretmenlik şöyle, en azından Mamak'ta şöyle gelişti. Bizler İlçe Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduk. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurduk. Orada aldığımız KPSS puanlarına göre eleme yapıldı. Yani orada da bir tercih söz konusu, orada da bir eleme söz konusu. Orada da bu KPSS'ye giriyorsunuz. Orada da KPSS'den aldığımız puanlara göre tercih edildik bizler de yine. Meftun Turan atama bekleyenler arasında kıdemli sayılanlardan. Bir yandan her KPSS'ye girip diğer yandan çalışıyormuş. Ama şeytanın bacağını bir türlü kıramamış. Bu sefer umutluyken sayı düşürünce atamalarda olmamış. İdeali peşinde koşarken kaybettiklerine bakarsanız artık maliyeti kurtarmaz. 35 yaşındayım. 11 yıldır atanamıyorum. Atamam yapılmıyor daha doğrusu. Peki öykünü bir anlatır mısın bugüne kadar? Neler yaşadın? Öğretmen başladığında ne düşünüyordun? Okulu seçerken ne düşünüyordun? Ne oldu? Neler oldu? Bu zaten enteresan bir durum. Bilgisayar öğretmenliği kazandığım halde iyi sporcuydum ve ideallerim vardı bu ülkeye iyi sporcular yetiştirebilmek adına. Bunun için 2 yıl daha bekleyip sınavlara girerek beden eğitimi öğretmenliğini kazandım ve beden eğitimi öğretmenliği bölümünü okudum. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü okudum. Biz okula girerken KPSS diye bir sınav yoktu ve okulu bitirenlerimiz direktmen atanıyordu. Bunun güvencesi altındaydık. Bu rahatlıkla okulumuzu bitirdik. Bitirdiğimizde bize bir sınav çıkarttılar. Zaten bu sınavdan en çok mağdur olanlar da yetenek sınavıyla okula girenlerdir. Beden eğitimi, müzik, resim öğretmenliği yetenek sınavıyla okula girip okul bittiğinde matematik, tarih, coğrafya gibi derslerden oluşan bir karma sınava girmemiz işin en saçma tarafıdır. Çeşitli sözler verildi. 11 yıldan belli daha önceki hükümetlerden de aldığımız sözler vardı ama hiçbir yerine getirilmedi. Bunun sonucunda aileme yansıdı. Atamam olmadığı için eşimden ayrılmak zorunda kaldım. Ne iş yapıyordun peki evlenirken? Evlenirken eşim hemşireydi. Bense atanamadığım için bir internet kafe açmıştım ve dolar taksitli 16 tane bilgisayar almıştım. Malumunuz dolar krizi bizi tamamen batırdı. Tamamen durumumuzu kötüye götürdü. Atanamamın verdiği eşin eline bakma psikolojisi daha da psikolojimizi bozdu. Eşimden ayrıldıktan sonra intihar etmeyi denedim ama olmadı. Tabii insan pişman oluyor sonra ama yani bu kadar psikolojimiz bozuldu. Şu anda bile bunu yapmayı deneyen arkadaşlarımız oldu daha çok yakın zamanlarda. 27 arkadaşımız intihar etti, kaybettik onları. Yani yapmadığım iş kalmadı öğretmenlik dışında. Tıbbi mühendislik yaptım, müzisyenlik yaptım, TOKİ'lerde işçi olarak çalıştım. Yani 30 yaşından sonra işte elimiz anahtar tutup da ne kadar bir mesleği belirleyebilirsek bunları yapmaya çalıştım. Beklentilerimiz var, bize verilen sözler var. Geçen yıl 55 bin gibi bir rakam verip daha sonra bu rakamdan sadece 10.350 atama yapılması bizleri gerçekten çok çok mağdur etmiştir. Çözüm önerileri de oluşturduk biz ama karşımızda bizi dinleyecek insanlar bulamıyoruz. Muhataplarımız yok. Milli Eğitim Bakanlığı'na, bizim iş yerlerimiz olan Milli Eğitim Bakanlığı'na giremiyoruz. Alınmıyoruz. Derdimizi anlatacağımız kimse yok. Yani en basit çözüm önerilerimiz eğitim fakültelerindeki kontenjanların kısıtlanmasıyla başlar bu olay. Milli Eğitim Bakanlığı bir hafta önce yaptığı açıklamaya göre 146 bin açığımız var, öğretmene ihtiyacım var dedi. Ve yaklaşık 70 binde ücretleri 400 lirayla 600 lira arasında değişen ve aylık 12 ve 15 gün arasında sigortaları yatan ücretli öğretmen var. Etti 210 bin, 206 bin civarı bir rakam.
Zaten 300 bin atanamamış öğretmen var ama bunların 50 bini artık vazgeçmiş ve 40 yaş üstüne geldiği için atanamayacak pozisyondalar. Her şeye bütçe bulunuyor, bize bütçe bulunamıyor. Bunu anlayamıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Her yere, herkese bütçe var. Somali'ye bile bütçeyi bir yerden buluyorlar. Bizim öğretmenlerimizi bulamıyorlar. Öğretmenler, ataması yapılmayan öğretmenler gerçekten çok zor durumdalar. Yani hepimizin psikolojisi bozuk, aileleriyle ilişkilerimiz bozuk. Birçoğumuz eşiyle ayrılmak üzere. Evli olanlarımız birçoğu eşiyle ayrılmak üzere. En zoru da işiniz ne diye sorduklarında yanıt verememek. Öğretmensiniz ama atamanız yapılmadıysa öğretmen sayılmıyorsunuz. Öğretmen yerine konulmuyoruz. Ücretli öğretmenlerimiz de öyle. Bugün cebinde 1500 liralık iPod'ları olan öğrencinin karşısında 400 lira maaş alan bir öğretmenin sesine ne kadar çıkabilir? Yani o öğrencinin cebindeki telefonu alabilmek için yemeden içmeden 4,5-5 ay çalışması gerekiyor bu öğretmenin. Bu pozisyondayız yani. Durumumuz gerçekten çok kötü ama ben şahsen ücretli öğretmenliği yapmadım. Yapmak da bana ters ama yapan arkadaşlara da çok kızamıyorum. Çevrelerinde hiç iş imkanı olmayan arkadaşlarımız var. Onlara da çok fazla kızamıyorum ama ben şahsım adına kesinlikle ücretli öğretmenliğe karşıyım. Sen vazgeçecek misin? 35'e geldin şimdi. Ben artık bu sene son, yani geçen yıl dişinden tırnağından artıran bir emekli babanın gayretleriyle dershaneye gidebildim mi? İlk defa atanabilecek bir pozisyon puan aldım. Olası bir atamada atamam olacak ama sadece benim atanmamla problemler, bu öğretmenlerin problemleri çözülmeyecek. Baban emekli mi? Babam emekli, memur emeklisi. Ekstra iş yapmaya çalışıyor emekli olduktan sonra. Onu da zaten bu bir yasayla maaşına direktman maaş almadan %10 gibi bir vergi dilimi konuldu. O da sıkıntılı bir halde. Üç kardeşiz. Benim küçüğüm askerdeyken en küçük kız kardeşim Erzurum'da müzik öğretmenliği okuyordu. Babam tek maaşlı memurdu o zaman. Yani iki öğrenciyi bir askeri ev kirayken okutabildi. Kendi boğazından kısarak, üstünden başından kısarak, her şeyinden kısarak bizleri okutabildi ama bizler ona gerekli olarak dönemiyoruz ki bu bizim suçumuz değil. Eğitim fakültelerinden her yıl mezun olan binlerce öğrenci, ataması yapılmayanlar da eklenince arz talep dengesi de bozuluyor. Öğretmenler meslek onuruna yakışmayacak ücretlerle çalıştırılıyor. Eğitimde liberal ekonomi kuralları geçerli olursa nasıl yakalayacağız kaliteyi? Kendimize bu soruyu sormamız gerekiyor. İşte örnek. Derya öğretmen de iki dershanede çalışıp ayda 700 lira ücret alıyormuş. 2006 yılında ben mezun oldum. Dershaneciliğe başladım. O zaman koşullar hani şimdiki kadar kötü değildi. Şu anda dershaneler de maalesef öğretmenleri çok fazla kullanıyorlar. Birkaç yıl yaptım. Sonra orada da yavaş yavaş böyle öğretmenlik adına bizi üzecek durumlar ortaya çıktı. Sadece koşullardan ziyade mesleğimize tam yapamamak adına sıkıntılar olmaya başladı. Tam da o sırada hükümet böyle bir söz verdi. Biz 55 bin atama yapacağız diye bir söz dile getirdiler. Ben de bıraktım işi. Yani çalışır durumdayken. Dershaneyi bıraktın. Evet, bıraktım dershaneyi. Bizi hazırlattın. Çünkü benim branşım fen ve teknoloji. 90 civarında puanlar almamız gerekiyor bizim atanmamız olması için. Bunun için de ciddi bir hazırlanma gerektiğinden dolayı bıraktım. Sonra hazırlandım. Sınava girdim. Puanım 89. Ancak devlet sınavdan sonra 11 bin atama yaptı. Yani ben 55 bine güvenerek işimi bırakmıştım. 11 bin atama olunca ben tam sınırda kaldım. Şu anda bizim beklentimiz, yani bu söylediklerimi diğer öğretmen arkadaşlarım adına da söylüyorum. Öncelikle hani benim gibi böyle yüksek puanlarla mağdur halde kalmış olan arkadaşların ataması olsun istiyoruz. Yani 44 bin atama yapılsın ve 55 bin sözü tamamlansın istiyoruz. Bu yıl bitmeden önce. Ancak yani öyle bir yığılma var ki şu anda, o kadar çok arkadaş mağdur durumda ki sadece 44 bin yeterli olmayacak.
Hani biz önümüze projeler konulsun istiyoruz. Yani artık bu öğretmen problemi bir şekilde halledilsin. Hani biz şunun peşinde de değiliz. Hem kendim adına hem arkadaşlarım adına söylüyorum bunu. Biz işte 44 binin içindeyiz. Biz atanalım, görevimize başlayalım, tamam her şey bitsin. Biz böyle bir şey peşinde kesinlikle değiliz. Bakanımız Sayın Ömer Dinçer sürekli nitelik artırma çalışmaları yapmak istediğini söylüyor. Biz kendisini bu konuda sonuna kadar destekliyoruz. Yani biz göreve başladıktan sonra niteliğimizi artıracak çalışmalar her neyse yapmasını biz sonuna kadar destekliyoruz. Ancak bu her şeyden önce ücretli öğretmenliğin kalkmasıyla başlayabilir. Yani şu anda sınıflarda öğretmen olmayan kişiler varken, hani çocuklar onların elinde büyürken bir nitelikten söz edemeyiz. Yani bu gerçekten, hani ben bunu dershanecilik hayatımda da yaşadığım için söylüyorum. Eğitim kesinlikle sadece ders değil. Siz derse giriyorsunuz, çocuk sizin konuşmanızı örnek alıyor kendine, giyinmenizi alıyor, hareketleriniz, her şeyiniz benziyor. Daha sonra sizin gibi yapmaya çalışıyor. Yolda yürüyüşünü bile öğretmenine benzetmeye çalışıyor. Bu şu anda bu durumda olan çocuklar, ücretli öğretmenlerin elinde olan çocuklar 15 yıl sonra hayata atılacak, 10 yıl sonra hayata atılacak. Ücretli öğretmenlerin sayısı da az değil. Çok fazla, 70 ile 80 bin arasında ücretli öğretmen var. Bu uygulama kaldırılsa, biz bu işin eğitimini almışken, bu işe gönül vermişken, yani bizler yapsak çok daha güzel olacak. Hem biz mutlu olacağız, hem bakanımız nitelik beklediği için kendisi de daha mutlu olacak. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi başka bir iş yapma şansı da yok bu atanamayan öğretmenlerin. Yani bir defa şöyle bir şey var. Bunu kendim adına söylüyorum. Mesela sanatçılar için şey derler. Sahne tozu yuttu, artık başka bir şey yapamaz. Biz de keza, biz o tebeşirin tozunu bir kere yutuyoruz ya, ondan sonra olmuyor. Gerçekten hani ben başka işler de yapmaya çalıştım. Yani öğretmenliğin tatmini çok farklı bir meslek. Yani o öğrenciyle yüz yüze olmak, o enerji, onların sevgisi, bizim sevgimiz, hani yani gerçekten bu işi isteyerek yapan kişiler beni anlıyorlardır. Yani hem istemiyoruz, kendimiz istemiyoruz. Hadi diyelim ki yapmaya çalışalım, hani şartlardan ötürü öğretmenlik yapamıyoruz, başka bir iş yapalım. Ne yapacağız? Yani yapabileceğimiz bir alan da yok. Bizim işimizin ismi belli, öğretmenlik. Bu da sınıfta yapılır, başka bir yer yok. Özel sektörde de, dershanelerde de çok ücretler de az değil mi? Sen şu anda herhalde yük olmayayım diye aileye yine bir dershanede başladın. Evet. Onların şimdilik çıkmaz görünen yol öyküleri çoğaltılabilir. Bütün bu bekleme süresinde çevre baskısını da yabana atmamak gerekir. Düşünsenize, öğretmensiniz, öğretmen sayılmıyorsunuz. Başka bir mesleğe yönelseniz, öğretmensiniz diye işe alınmıyorsunuz. Bu 44 bin atama yapılsa bile, yıllardır çözülemeyen ve çürüyen öğretmen yetiştirme sisteminin gözden geçirilmesi, hatta tamamıyla değiştirilmesi gibi bir planlamanın yapılması gerekiyor. Mesleklerini yapmak isteyenler, bu işten başka bir iş bilmedikleri için direniyorlar. Kamuoyunda yaratılmaya çalışıldığı gibi devlete kapağı atmak için değil. Bunu da en güzel Mehtap Özü Doğru Öğretmen dile getiriyor. Şimdi Tayfun Bey, öğretmen bir insan için öğretmen olur, önce düşünelim. Okulda çalışmak için. Okul nerede? Eğitim devlet eliyle yürütülüyor ülkemizde. Okullaşmanın sadece %2'si özel okul. Bir öğretmen okulda çalışmak için öğretmen olur. Sınıfında öğrencileriyle buluşmak için öğretmen olur. Bu yüzden biz ataması yapılmayan öğretmenler kapağı devlete atıp sırtımızı dayama amaçlı değil, sadece işimizi yapma amaçlı ısrarımızı sürdürüyoruz aslında. Anlaşılması gereken ve anlaşılmayan konu da sanıyorum ki bu. Hani ortalıkta bağırıp çağıran, sanki atanmayı bir türlü becerememiş insanlar muamelesi görüyoruz devlet büyüklerimizden ve halkın belirli bir kısmından. Ama bizim ısrarımız sadece diplomasına sahip olduğumuz işimizi yapmak üzerine aslında. Çünkü bir öğretmen okulda işini yapabilir, başka bir yerde değil. Israrımız bundan. Bu aslında işim de kendimizle ilgili kısmı sadece. Bir de eğitimdeki çok önemli aslında aksaklıklar var. Yani aslında bu sorun sadece bize ait de değil. Çünkü
ilçelerde fen eğitimi yapılamıyor mesela. Neden diyeceksiniz? Çünkü fizik, kimya, biyoloji öğretmeni yok. Çocuklar fen bilimleri seçemiyorlar. Eşit ağırlığa yönlendiriyorlar. Dolayısıyla fen bilimleri öğretmenine talep olmuyor. Onlar işsiz kalıyor. Bunlar birbirine doğuran sorunlar. Bu da bir ülkenin geleceği için ne kadar önemli bir şey. Ve ataması yapılmayan öğretmen sorunu aslında sadece bizim iş sorunumuz değildir. Bir ülkenin gelecek sorunudur. Biz bunda da ısrar ediyoruz. Bundan sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bunu görebiliyoruz. Çünkü biz eğitimciyiz. Peki diğer yüksek okullardan, üniversiteden ne farkı var? Başka alanlarda iş bulsunlar. Mesela diyelim ki bir mühendissiniz. Devlette de özel sektörde de istihdam alanınız yaklaşık aynı düzeydedir ve bu sizin tercihinize kalmıştır. Ama öğretmenlerin okuldan başka çalışabilecekleri bir yer yoktur. Bu bir. Bir ikincisi, biz ciddi bir pedagoji eğitimi alıyoruz. Eğitim fakülteleri 5 yıl artık. Yani 5 yıl, bir yıl daha okusanız tıp okumuş gibi oluyorsunuz. 5 yıl önce alanınızı, sonra o alanınızı nasıl öğreteceğinizi öğreniyorsunuz üniversitelerde. Dolayısıyla bu bilgi ve donanımla gidip çaycılık yapabilir miyiz? Evet, yaparız. Çaycılık yapmak da kötü bir şey değildir. Ya da başka işlere yönelebilir miyiz? Evet. Şöyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Örneğin bir iş başvurusunda bulunuyorsunuz. Mesleğiniz nedir? Öğretmen. Hocam diyorlar, biz size hizmet buyuramayız. O yüzden alamayız sizi işe. En son böyle bir arkadaşımız 3 diplomasıyla en son bir çaycı kendisine iş vermediği için kendini 3. kattan atarak intihar etti örneğin. Bu nedenle 3 diplomayla çaycı bile işe almadığı için. Düşünebiliyor musunuz? Maalesef ve bu sayı hiç de az değil Tayfun Bey. Yani işin garip tarafı şu. Sanki bundan biz sorumluymuşuz gibi davranıyorlar. Gereğinden fazla eğitim fakültesini biz açmadık. Oralara biz 17 yaşında o bilinçle gitmedik ki acaba bu ülkenin bundan 10 yıl sonra kaç tane öğretmene ihtiyacı olur diye gitmedik ki. Bunları düzenleyen Yüksek Öğretim Kurulu diye bir kurul var ülkemizde. Onları açtılar. Biliyorsunuz üniversite kazanmak zaten büyük bir sorun ülkemizde. Kazandık eğitim fakültelerini. Şimdi siz 10 çocuktan 8'ine sorsanız öğretmen olacaktır büyüyünce halen. Çünkü öğretmenlerimizi model alarak büyüdük biz. Sonra okuldan mezun olduk. Yer yok, öğretmen açığı yok gibi bir söylemle karşılaştık. Ama bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu bu ülkeyi yönetenler. Bu bir yanlış planlamaysa eğer, bunun sorumlusu da biz değiliz. Biraz da yine sesimizi çıkarmaya çalışmamızın nedeni de bunda. Şimdi hadi siz 300 bin kişisiniz, artık size de ihtiyacımız yok ki, bu da tartışılması gereken bir şey. Bu ülkenin gerçekten yaklaşık 500 bin tane öğretmene ihtiyacı var bazı verilere göre. Hadi gidin başka iş yapın diyemezsiniz bize. Çünkü bunun sorumlusu biz değiliz. Bunun sorumlusu bu ülkeyi yönetenler değil midir zaten? Efendim, programın giriş anonsunda belirtmiştim. Yol hikayesi Bamteri 17 yaşında. Ve geride 2 milyon 168 bin kilometre var. Ve yine demiştim ki çokça da dost var. Biz sizlerle açtık bu yolları. Hiç reyting kaygımız olmadı. Bizim reyting cihazımız yürekleriniz. Efendim, biliyorsunuz doğal olarak biz kutlamalarımızı öyle şaşalı yapmıyoruz. Sadece hatırlamaya çalışıyoruz. Elbette 17 yılda o kadar çok haber yaptık, o kadar çok yol kat ettik ki hepsini anlatmamız mümkün değil, ama şöyle ilk etapta aklımıza gelenleri sıralayıverdik. Nazım Usta'nın dediği gibi az gitmedik, çok gittik. Dere tepe düz ettik. Ardımıza baktığımızda kalktığımız yeri, arşivlerimiz olmasa elimizde hani, göremeyecektik. Yargılamayan, sorgulamadan soran, hüküm vermeyen bir yol çizmiştik kendimize. Reyting cihazlarına göre değil, yüreğimizle bulacaktık yolumuzu. Ve direnecektik günlük başarılara. Şimdi bakıyoruz da, başardıysak bu başarının ardında gecenin geç, sabahın erken saatlerinde bizleri yalnız bırakmayan siz bam teli yolcuları vardı hep. Hatırlar mısınız bilmem, gece yarıları yayınlanmamıza teselli arardık. Slogan da bulmuştuk. Uykusuz kalmak, umutsuz kalmaktan iyidir. Hiç kırmadık umudumuzu. Tükendiğimizi düşündüğümüz günlerde içten bir sözünüz, dost bir selamınız yollara bağladı bizi. Yarışmadık kimseyle. İnsana ulaşmanın,
sevgiyi tartmanın olanağı yok. Ne de bir terazisi. Bizimki artık bir yaşama biçimi. Hiç kalmadık yollarda. Geride bıraktığımız 1.768.000 kilometrede lastiğini bile biz değiştirmedik aracımızın. Tanımasak da aynı yolda yürüyenler kardeştir diye bakmıştık hep. Ne amaçla olursa olsun, ister kamyon, ister minibüs, otobüs ya da otomobil. Trenleri de unutmamalı. Kıyısından köşesinden bu coğrafyada yaşayan her insanın öyküsüne ortak olmuştuk bir kere. Bir defasında sevgiye vergi alınsa mahvoluruz demiştik duygularımızı dile getirirken. Ödül saydık hep hatırladığınız haberleri. Öykülerimizle yaşama dair verdiğiniz kararları ve birlikte sevdiğimiz bam teli çocukları. O gün doğanlar bugün 15 yaşında. Samsun'un Vezir Köprü Çaltı köyünde bir Ali Dursun vardı. Kim okumak istemez ki demiş, yüreğimizi dağlamıştı. Boğazında kocaman guatırı vardı. Yoklayın hafızanızı. Babam dedi ki okuldan çıkınca dedi belki dedi okudurum dedi. Bir okuldan çıktı dedi ben okudurum dedi. Kendine sorarım dedi. Okumak isterse dedi okudurum dedi. Sen istiyor musun peki? Ben isterim okumak kim istemez ki. Buranda ne var senin bu ne? Bir azık şey, torbası. Nerede azık torba? Azık. Bir bakayım ona neler koyuyorsun? İşte ekmek. Bir bakalım bir azık torbanda ne var ya? Bir bakalım. Başında bakayım bir onda ne var? Ne o? Ezme. Ezmiş. Ne ezmesi? Şey. Evet. Başka ne var? Ekmek var. Ekmek. Evet. Peki akşamları ne yiyorsun? İşte akşamları patates. Dur bakalım. Akşamları patates yiyorum. Çorba. Makarna, işte bunlar. Evet. Demiyor musunuz be, hayvancılık yapıyorsunuz? Et, işte bazı kere kesiyoruz. Bazı kere parayla alıyoruz. Öyle her zaman et yok. Bölge yatıldı okudu Ali Dursun. Şimdi bahçıvanlık yapıyor İstanbul Şile'de. Köyüne gelen kireçli su onun sayesinde ortadan kaldırılmış, bütün köy hasta olmaktan, bu zorunlu kaderden kurtulmuştu. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Dolaylı köyü boşaltıldığında ve sonrasında dönüş öyküsünde tanıdığımız Faruk Teker hiç yaşamımızdan çıkmadı. Ana değeri bilinmez. Çünkü analar çok üstün görünüyor. Böyle diyorlar yani analar çok üstündür, analar çok iyidir. Yani çok istediğim yani annem benim için çok elbiselerime bakıyor. Onun için böyle kolaylaştırmak için böyle bir çamaşır suyu almak istiyorum. Çamaşır makinesi almak istiyorum. Babana ne alırdın alsan, paran olsa? Babama böyle bir tane tesbih, Kur'an tesbih, yani namaz tesbihi almak istiyorum. Çünkü babam namaz tesbihini çok sever. Ona da namaz tesbihi bunu almak istiyorum. Biliyorum eski dostlar Gaziantep'in Direkli, diğer adıyla Güreniz köyünden Resul'ü soruyorlar. Hani ekmeğini bizimle bölüşmek istemişti o çocuk Resul'ün. Merhaba. Nasılsın? Adın ne senin? Resul. Ne? Resul. Resul. Resul kaç yaşındasın abicim sen? 4 yaşındayım. 4 yaşındasın. Aferin sana. Ne yapıyorsun şimdi? Kuzu yayık. Ne yapıyorsun? Kuzu yayık. Kuzu yayıyorsun. Sen para kazanıyor musun? Ha? Yok. Kimse para vermiyor mu sana? Veriler somunu alayım hepsine. Bura. Somun alıyorsun. Şimdi var mı yanında?
Oraya. Nerede? Çantada. Hani nerede çantan? Mişmişin bedeninde. Nerede? Mişmişin bedeninde. Buğday mı yersin mi diye. Buğday? Buğday mı? He. Yersin. O yerim tabii ki. Seni ikram edersen yerim. Yiyeceksen vereyim. Yiyeceksen verecek misin ekmek? Benle ekmeğini bölüşecek misin? Ekmek mi? Ekmeğini benimle bölüşecek misin? Sana kalmazsa ne olacak? Biz bir de o sonra köye gidik ya. İşte ondan. Haber aldık. Devam ediyor okuluna. Nasıl unuturuz? Pamuk tarlasından alınıp Kozan bölge yatılıya getirilen İbrahim'in o kocaman gözlerine yüklediği mutluluğu ve umudu. Özlemedin mi? Hayır. Niye? Çünkü çadırlara giderken hep pamuk topluyoruz. Pamuk toplayarak da hep güneşin altında sıcak su yiyoruz. Bozuk yemek yiyoruz. Ondan. Burası çok güzel. Burada orada olmayan, burada güzel olan şeylerini bana bir sıralar mısın? Orada yemek yok. Burada tatlı, kuru fasulye, taze fasulye, et. Bugün akşam yemeğinde balık. Yani buradaki yiyecekler hiç orada olamaz. Başka yiyecek dışında? Yiyecek dışında. Su, banyo, temizlik bunlar. Evet. Orada banyo ederken hep suyu güneşe katıyoruz. Anlamadım. Suyu güneşe katıyorsunuz. Evet. Isınsın sonra çadırda banyo ediyoruz. Burada banyomuz var. Gece eğer soğuksa sıcak sular geliyor. Eğer sıcaksa soğuk sular geliyor. Buradaki özellikler orada olamaz. Zaten o kadar övmüşsünüz ki hepsi gelmek istiyorlar bak buraya. Siz anlatmışsınız galiba. Evet. Benim kardeşim gelirken benim kardeşim hep ağlıyordu. Diyor ben de gitmek istiyorum. Yani. Pamuğa bir daha dönmemek için ne yapacağız? İyi okumalıyız ve sınıfımızı geçmeliyiz. Sen ne olmayı düşünüyorsun? Ben pilot. Antalya'da Beşkonak'ta bir köy okulundan çıkıp uluslararası derecelere imza atacak Mukaddes ve Nimet'i hatırlayınca Cross'ta dünya yedincisi olan buz üstünde antrenman yapan Bitlisli koşucumuzun şartları nasıl zorladığını ama istenirse yapılabileceğini onun öyküsüyle anlatmaya çalışmıştık çocuklarımıza. Milli sporcuyum. Kaç yıldır millisin? Bu sene iki kez üste girdim milli takıma. Yani bu ilk adımı attım bu sene. Kaç yaşındasın? 18 yaşındayım. Öncelikle burada yani spor yapmak gerçekten çok zor. Zor şartlarda çalışıyoruz. Gerekli imkanları da bulamıyoruz. Ama yine de kendi çabalarımızla ve hocamızın yardımıyla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Peki nereden aklına geldi koşmak? Yani size birisi siz koşarsınız, sizin vücudunuz müsait filan mı dedi? Ne oldu? Hayır, öncelikle okullar arası yarış falan vardı. Onlara katıldık ve bizi izleyen hocalarımız oldu ve bizi beğendi. Biz de bu işe okuldan çıkarak başladık bu işe ve gönül verdik ve başaracağımıza inandık. Hocamızın desteğiyle işte. Halen okuyor musun? Evet, halen okuyorum. Bitlis Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Ne kadar mesela et yiyebiliyorsun bir ayda? Ya da ne yiyorsun? Yani biraz yiyeceklerinizden bahseder misin? Çünkü enerji isteyen bir işten söz ediyoruz. Yani normalde bizim yani öyle bir imkanımız yok. Yani yeme içmemize yani bir maaşımız gelirimiz olmadığı için. Yani elimizde olan parayla imkanımız olan ne şeyler yok. Yani, örneğin akşam melemen, makarna ve çorba içtik. İşte böyle şeyler yiyoruz. Yani ek ürün de gıda falan da alamıyoruz. Böyle işte gidiyor. Buna rağmen dünya yedincisi oluyoruz. Evet, maalesef. Seni kutluyorum. Birlikte olmak için yan yana durmak gerekmiyor. Yüreğimiz aynı türküdeyse birlikteyiz demektir. Nice 17 yıllara diyoruz. Gülümsediğinizi duyar gibiyim. Şimdi Talip abim, belki de o zaman Talip dede olarak devam ederim. Yollar uzun, memleket şartları çetin. Biz artık gidelim.
Müzik.